Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Traversal projemizin 21. dersiyle beraberiz. Şimdi bu derste ne yapacağız? Geçtiğimiz dersteki şu son hatanın çözümüne başlayalım. Öncelikle hatanın sebebi şuradan kaynaklanıyordu. Bu Liberty kütüphanesinin ya da işte temasının içerisine yer alan şu iki linki aktif hale getirdiğimde şöyle dersten sonra ben denedim ve çalıştı bu kısım. Yani kendi bizim orijinal temada değil de daha sonradan eklediğimiz tema var ya, o temanın içerisindeki iki tane yolun buraya eklenmesi gerekiyordu. Ekledim. Ekledikten sonra şöyle sayfamı yeniliyorum. Bakın az önceki hali buydu. Şimdi sayfamız yenilensin, görelim bakalım nasıl bir sayfa yapısı bizi karşılayacak. Bakın bu formata bürünmüş oldu. Ve böylece çok daha istediğim gibi oldu. Amacım zaten işte üzerine gelince pembe olsun. Burası da aynı şekilde pembe tonlarında bir renge bürünsün istiyordum. Şimdi burada bunların tamamı block single HTML diye bir sayfaya gidiyor. Bu block single HTML'de de aslında turun detaylarını göreceğiz. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Hadi gelin beraber onu tasarlamaya başlayalım. Şimdi şöyle controller tarafında destination controller isimli bizim bir sayfamız var ve bu destination controller aslında nereye gidiyor? Go to view dediğim zaman az önceki sayfaya geliyor. Şimdi bir dakika şöyle tekrar controller'ına dönelim. Ardından şimdi ben buraya geldim. Public I action result. Şimdi benim burada bir detail oluşturmam gerekiyor. Neyin detayını oluşturacağım? Normalde burası beni nereye yönlendiriyor? Block single diye bir sayfaya yönlendiriyor. Ben burada tur detası yani şey tur detayı yani route detail tarzında bir şey veya destination detail diyelim. Destination Details dedim. Şöyle süslü parantezimi açtım, alta indim. Sen bana geriye bir view döndüreceksin. Şimdi yalnız burada şöyle bir dipnot var. Bu Destination Details dışarıdan bir ID parametresi alacak. Çünkü bir ID'ye göre işlemimizi gerçekleştireceğiz. Destination Details'a sağ tuşa tıkladım. Add View diyeceğim. Tabii Add View'in gelmesini bekliyorum. Bu arada hemen bir tane daha biz Action Result oluşturalım. Yine Destination Details olacak. Yani sen Destination'dan bir P parametresi alacaksın. Yine return view diyelim. Destination'ı burada kullanmak için CTRL nokta dedim. Ve burada entity layer concrete'i dahil ettim. Güzel. Şimdi burası üstteki kısım HTTP get ile çalışacak. Alttaki kısım burası HTTP post ile çalışacak. Destination Details'a sağ tuşa tıklıyorum. Buraya Add View demem gerekiyor. Bekliyorum gelmesini. Add View dedim. Burası bizim Razor View'de layout'umuzu kullanacak. Şöyle UI layout seçili olarak ekle dedim. Ekle dedikten sonra şimdi Destination Details sayfası geliyor. Bekliyorum açılmasını. Açılsın bu kısım. Açıldı. Şimdi Destination Details geldi. Burada şöyle bir işleme gideceğim. Bizim tema paketi içerisinde Block Single'a geldim. Burada şunu bir çalıştıralım ilk önce. Bir bakalım bize ne döndürüyor geriye. Beraber görelim nasıl bir sayfamız ya da nasıl bir sayfa yapısı bizi karşılıyor. Şimdi böyle bir sayfa yapısı bizi karşılıyor. İşte şurada bir ana görsel var. Burada iki tane yan görsel var ve altında da yorumlar var. Şimdi burayı tabi değiştireceğiz. Biz başka bir tablodan da çekebiliriz ama ilk önce bu sayfanın bir tasarımını alalım. Şöyle yapalım. 490 satırmış. Kopyaladım, geldim. Şöyle Destination Details'ın içine şuraya yapıştırdım. Güzel. Şimdi burada düzenlemelerimize başlayalım. Önce heat alanına geldim. Bu heat alanı içerisinde belki şunun CSS sadece kalabilir. O yüzden heat alanını kaldırmayalım. Body'de header alanında şu header alanını kaldırabilirim. Header'da çünkü zaten menü kısımları var. Ondan dolayı bu header alanını şöyle sildim. Şurayı da siliyorum. Daha sonra burada bir single page var. Single page yazısı yerine tur detayları olsun. Home kısmını ana sayfa yapıyorum. Burası da yine ne olsun işte slash default slash index olsun. Tamamdır. Daha sonra burada single post yazıyor.
Burada rehberin yorumları olsun. Ardından şimdi şurada your blog posts are boring diye bir seçenek var. İşte here are 9 tips for making your writing more interesting diye bir şeyler yazıyor. Aslında biz burayı blog başlığı olarak yazabiliriz. Şimdi burası blogun başlığı olsun. Şöyle title alın. Devamı falan bu şekilde gelecek. Güzel. Şimdi şurada bir div var. Bu div kapanmamış bir div. Bu div nerede? Bir dakika, bunu bir kapatalım. Section'dan önce şuraya bir tane div ekleyelim. Tamam, burayı kapattım. Güzel. Şimdi şurada bir footer alanı var. Footer'ı kaldırıyorum. Tamamdır. Böyle bir şeyler. Bir çalıştıralım bakalım. Tarayıcı üzerinde nasıl bir sayfa yapısı bizi Destination Details'ta karşılıyor. Beraber görelim. Şimdi burası bizim orijinal. Şurası orijinal kısmı. Burası önceki hali. Bu da güncel hali. Bekliyorum gelmesini. Şimdi burası geldi. Tabii geldi ama nasıl geldi? Görselsiz geldi. Görselleri de bir yol olarak verelim. Şöyle yapalım. Şurayı geldim. F2 ile kopyaladım. Kopyaladım bu değeri geldim. Hemen hızlı bir şekilde şurada linklerini verelim. Tilde slash adres slash. Şurayı geldim. Komple kopyaladım ve kaydettim. Ardından devam ediyorum. Bakın şurada var bir tane. Ondan sonra başka nerede var? Bakacağım şimdi. Şurada var. 2. Şurada var bir tane. 3. Kaydettim bunları da. Bir de en altta yorumlar kısmında olması gerekiyor. Şurayı da şöyle birleşik yazalım. Şurada var. Daha sonra burada var bir tane, bu circle'lar yorumların olduğu kısım olması gerekiyor. Burada var. Başka var mı? Başka yok gibi duruyor. Tamam, kaydettim. Şimdi kaydettikten sonra geldim, sayfamı yeniliyorum. Yenilediğim zaman zaten direkt olarak geldi. Şimdi bakın burada gelin beraber karşılaştırarak ilerleyelim. İlk önce burayla başlıyorum. Şimdi burası kendisi bir kere otomatik olarak aşağı indirmemiş. İndirmemesinin sebebi aslında CSS'ten kaynaklı. Yani çünkü bu layout, bunun layout farklı, işte bunun layout farklı. Ondan dolayı. Şimdi bizim mesela şurada biraz aşağı indiğim zaman bakın böyle sayfa ortalanmış olarak karşılıyor. Burada ortalanmamış. İki yana bayağı yaslanmış gibi duruyor. Yine işte etiket bulutunun olduğu kısım istediğimiz formatta değil. Şuralar istediğimiz formatta değil. Çünkü bu CSS'lerin doğru şekilde konumlanmamasından kaynaklanıyor. Peki burada ne yapalım? Burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bizim layout'ta değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Yoksa çünkü bütün sayfalarda bu bize bir sorun olarak dönecek. Peki ne yapalım? Şöyle bir şey yaparak başlayabiliriz. Layout'u değiştirelim. Nasıl olacak? Şöyle yapalım. Şimdi Shared'da yer alan UI Layout'a geldim. UI Layout'a baktığınız zaman işte burası şöyle ne alıyor? Footer'ı, script'i, navbar parçalı vesaire hepsini almış. Bunların her birini şimdi tek tek değiştirmek gerekecek. Peki biz şöyle yapsak olur mu? Şimdi body'nin içerisinde şurayı şöyle açıklama satırı haline getirdim. Tamam. Şimdi burası açıklama satırı olsun. Ardından wroot'a geldim. Şöyle traversal liberty'ye geldim. Burada bir sayfayı açacağım. Mesela hakkımızda sayfası olur mu? Herhalde olur. Hakkımızda sayfası kaç satır? 448 satır. Orijinal temaya baktığım zaman about'a gelelim. Aynen burayı alabilirim sanırım. Tamam, güzel. Burayı alalım. Hakkımızda sayfasını alalım. Çünkü bana şu üst menü ve alt menü lazım. İç taraftaki content lazım değil. Şimdi burayı şöyle kopyaladım. Kopyaladığım bu değeri geldim. Şöyle şuraya yapıştırdım. Hadi gelin beraber düzenlemelerimize başlayalım. Şimdi ilk olarak bir heed alanı var. Heed alanı içerisinde şöyle bir kısım bizi karşılıyor. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya geldim, kopyaladım. Şuraya bir tilde, sonra slash, sonra tekrar yapıştırdım. Sonra tekrar slash ekledim ve şurayı kopyaladım. Tamamdır, güzel. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Burada bir body alanı var. Body alanın içerisinde header'ımız var. Header'ın içerisinde işte detayları var falan. Şöyle bayağı aşağı doğru inelim. İndikten sonra şurada bir script alanı var. Bu script'e bunu yapıştırdım. Kaydettim. Başka şurada script'lerimiz var yine. Şunları da şöyle kaydetmiş olalım. Güzel. Var mıdır? Başka yukarı çıkıyorum biraz daha. Sanırım yok gibi. Şurada mesela bir
ATG eksik tabii. Onları kapatırız. Şimdi layout'a tekrar dönmek durumunda kaldım. Hani sebebi işte gördüğünüz gibi. Şimdi render body hatası düşecek sanırım. Bir gelsin. Aynen render body çağrılmadı dedi. Ya sen render body'yi çağıracaksın bir yerde. Nerede çağıracaksın? Content alanında çağıracaksın. Hani şimdilik şöyle hata vermemesi için sadece şurada bir yerde şöyle bir render body metodu çağıralım. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bekliyorum yenilenmesini. Şimdi single page'e geldim. Bakın blok single alanımız burası. Şimdi render body'den bir dönsün bakalım. Şimdi bakın gördünüz mü? Direkt olarak şey bölündü. Yazılar bölünmeye başladı. Normalde bizim temamızda olsaydı muhtemelen düz yazı olarak bizi karşılayacaktı. Ki aşağıdaki alanı da bakmak lazım. Bakın burada da bölünmüş oldu. Tamam mı? Çok güzel. Şimdi burada about us alanına göre biz işlem yaptık. Şimdi burada değişikliğe gitmem gerekiyor. Şöyle yukarı çıktım. Hadi gelin beraber düzenleyerek başlayalım. İlk önce hatta diğerine göre uyarlayarak deneyelim. Mesela burada bakın biz bir header alanı almış mıyız? Header alanını nereye çekmişiz? Bakın buraya. Header kısmı burada. Header parçanın içerisinde. Şimdi ben ne diyorum biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Şurayı geldim. Kestim. Bu kestiğim alanı şöyle en üste yapıştırdım. Tamamdır. Burası yine açıklama satırı. Ardından şöyle bir işleme gideceğim. Şimdi biz burada normalde ne yapmışız? Bakın şurayı view içinde yer alan, layout partial içinde yer alan. Hadi gidelim. Şurada header partial'ın içine bir şey eklemişiz. Neyi eklemişiz? Head alanını eklemişiz. Ben geldim burayı sildim. Sildikten sonra şu UI layout'a geldim. Şu head alanını geldim seçtim. Şuradan kestim. Kestiğim bu değil. Header partial'ın içine yapıştırdım. Çok güzel. Burayı tamamladık. Daha sonra bakın header partial tamamlandı. Biz şurayı yaptık. Daha sonra navbar partial alanı var. Şimdi navbar partial alanını da beraber açalım. Hatta şu en üstteki şu doctype HTML kodunu ve şu HTML language zxx'i de şöyle siliyorum. Çünkü adım adım ilerliyorum şu anda. Şimdi burada navbar partial alanı. Şimdi navbar partial alanına hadi gelin beraber oraya da gidelim. Navbar partial neredeymiş? Buradaymış. Bakın navbar partial header id ile başlıyor. Yani header id dediğim kısım burası. 26'da başlayıp şurada biten kısım. Geldim bunu da kestim. Kestiğim bu değeri geldim. Burada header id'nin olduğu kısım şöyle şuraya yapıştırdım. Çok güzel. Hiçbir sorun yok. Daha sonra bunları Türkçeleştiririz tekrar. Güzel. Burayı da kapattım. Ardından şu header alanını da siliyorum. Çok güzel. Sonra bundan sonra bir body etiketi geliyor. Body etiketimiz de var. Artık onu da sildim. Güzel. Sonra ne geliyor? Sonra navbar partial'dan sonra render body geliyor. Yani benim render body'yi şöyle şunu geldim. Aslında kopyalamaya gerek yok. Tamam. Render body'nin altında ne karşılıyor bizi? Footer partial karşılıyor. Şimdi şurada bir section alanı var. Şu section alanı geldim bir kere. Neresi burası? Ha, sayfanın getirdiği yer. Burayı geldim bir sildim. Ondan sonra şurada bir section daha var. Burası content alanı. Şurayı da sildim. By choice as. Burası da aynı şekilde content alanı. Burası da content alanı. Burası da content alanı. Bunu da sildim. Bunların hepsi birer content alanı. Tamam. Bunları da şöyle silmiş olduk. Şurayı da gelip temizlemiş olalım. Güzel. Sonra ne geliyor dedik? Footer partial geliyor. Hadi gelin onu da alalım şöyle. Footer partial burada. Bizim footer partial'ımız nerede? Burada. Geldim. Ctrl A dedim. Burayı sildim. Ardından UI layout'a geldim. Şunu kestim. Kestiğim bu değeri buraya yapıştırdım ve kaydettim. Çok güzel. Burası da tamamlanmış oldu. Sonra ne geliyor? Sonra scriptler geliyor. Tabii scriptler nerede? Şurada bakın. Script komutları. Şöyle şunların tamamını şöyle geldim. Şurasıyla beraber kestim. Kestiğim bu değerleri de scripts parçanın içine şöyle Ctrl A dedim. Şuraya yapıştırdım ve kaydettim. Çok güzel. Şimdi şunları temizliyorum. Render body'yi temizliyorum. Ardından şurayı açıklama satırından çıkarıyorum. Yani uncomment yapıyorum. Çok güzel. Kaydettim. Kaydettikten sonra destination details üzerinden tekrar tarayıcı üzerine göster diyelim. Bakalım şu anda destination details. Tabii destination details hata fırlatır. Çünkü ID'si yok diyecektim ama hata fırlatmadı. Neden? Çünkü ID kullanmadık şu anda ondan dolayı. Tamam. Gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Yani az önceki formata yani şeyin temanın orijinal formatına bürünmüş olduğu destination details kısmı.
Tamam mı? Gayet güzel. Çok güzel. Şimdi aslında bir yer vardı ya. Orayı keşke geri alma şansım yok. Çünkü kapattım. Footer'ı falan biz ayarlamıştık zaten. Keşke orayı silmeseydim. Şimdi onu geri alma şansım kalmadı. Çünkü sildik içeriğini. Peki ne yapabilirim burada? Şu alt kısmı bir daha yazacağız ya. Çok özür dilerim, ben burayı unutmuşum. Orada artık burayı ayarlarız. Tamam, hiç problem yok. Tekrar küçük böyle birkaç dakikada halledebileceğimiz bir yer. Şimdi üst menüyü değiştirmemiz gerekiyor. Tabii onu da yapacağız ama ilk önce Destination Details'taki şu script'in olduğu kısmı sanırım silebilirim. Yani şunları silersem bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Buraya geldim, sildim. Güzel. Tamamdır. Şimdi burası şöyle bir problem oluşturmaz. Şimdi biz tekrar Türkçeleştirerek ilerleyelim. Öncelikle header partial'a geldim. Header, bir dakika, header partial değil. Navbar partial burası. Traversal kalsın. Sonra bu span boşta mı? Şunu geldim şöyle. Tamam. Home kısmını hemen değiştirelim. Ana sayfa diyelim. Ondan sonra about hakkımızda olsun. Destinations, tur rotaları ya da rotalar. Packages kısmını rehberlerimiz yapıyorum. Rehberlerimiz. Ondan sonra başka ne karşılıyor bize? Bloklar var. Blok olmayacak zaten bize. Contact var. Şu bloklar kısmı geldim. Şöyle komple kaldıracağım burayı. Bir saniye, şurayı sildim. Contact kısmını iletişim olarak değiştirdim. Get in touch varmış. Orayı da rezervasyon yap olarak değiştirelim. Rezervasyon yap. Tamamdır. Bu şekilde değiştirmiş olduk. Güzel. Herhangi bir sorun yok. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Ana sayfa hakkımızda rotalar, rehberlerimiz. Blok kısmı olmayacak zaten. Sayfayı yenilediğimde bu kısım tamamen kalkmış olacak. Olması gerekiyor. Ha, kalkmaz çünkü şurada var. Bir dakika, şöyle yapalım. Şurayı da sildim. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfayı tekrar yeniliyorum. Yenilediğim zaman görelim bakalım. Bakın bu şekilde ana sayfa hakkımızda kısımları gelmiş oldu. Tamam mı? Gayet güzel. Hiçbir sorun gözükmüyor. Traversal için. Güzel. Bu kadar. Şimdi burada duralım. Artık yeni bir layoutla devam etmiş olacağız uygulamaya. Bunlar da çalışıyor. Burası da çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Footer'a tekrar döneriz. Şimdi bir de ana sayfayı bir açabilir miyim? Default index diyelim şöyle. Default index dedim. Default index dediğim zaman bir bakalım hata var mı? Hata yok ama şimdi orijinal temaya göre sanırım görseller değişmiş olabilir. Orijinal temada ne geliyordu Home'da? Aslında şey geliyor, layout'a bağlı olarak geliyor ama orada da bir şey değişikliğine gitmek gerekiyor. Şu ana sayfanın yolunun değişmesi gerekiyor. Çünkü artık biz önceki temadan tamamen bağımsız hale gelmiş olduk. Aşağılarda var bir sorun, aşağıda bir problem yok. Tamamdır. Gayet güzel. Bir de şu düşünceleriniz bizim için çok kıymetli kısmı da, orası da değişti. Çünkü orada da yeni temanın resimleri gelmedi. Yani şu kısım. Tamam, herhangi bir sorun yok. Orayı da getiriyor olacağız. Bu kadar. Şimdi gelecek derste ne yapalım biliyor musunuz? Artık tamamen oturdu tema. Ya kusura bakmayın. Hani ben başlangıçta ilk aldığım temayla her şeyi çözerim diye düşündüm ama yeterli gelmedi. Yeterli gelmeyince değişikliğe gitmek durumunda kaldım. Şimdi bundan sonra kısımda şöyle bir rota izleriz. Önce ana sayfaya döneriz. Ana sayfadaki eksiklerimizi kapatırız. Ondan sonra ana sayfadan sonra şöyle işte destinations, yani rotalar kısmında bizim bir de rotalar sayfamız vardı. Destination slash index şurası. Aynen. Burada mesela şunların birine tıkladığım zaman bizi şeye yönlendirsin. O işte detaylarına yönlendirsin. Orada detayda bir yazı görünsün falan. Yani yaklaşık bir 5-6 ders içerisinde bu UI tarafı biter. Sonra identity üzerinden bir üyelik sistemi oluştururuz. Üyeliğin içerisinde de mail doğrulaması falan ekleriz. ASP.NET Core kampında yapmadığım ama yapmak istediğim konu başlıklarından biriydi. Daha sonra küçük bir admin paneli oluştururuz.
Küçük de bir kullanıcı paneli. Kullanıcı sadece yorumlarını görsün. O kadar. Başka bir şey yok. Bir de şifre değişikliği yapsın. Böyle bir sistem.